Herkese merhaba. Öncelikle bu güzel ortamı bize sağladığı için User Spots, Mustafa Beyler ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Her seferinde stres seviyesini daha da arttırıyor. Bundan 3 yıl önce Bahçeşehir Üniversitesi'nde işte 15-20 kişi UX Cafe'de toplanırken, sonrasında 40-50 kişilik bir ekip. Şimdi sayı 200'lere doğru gidiyor. Herhalde bir dahakine meeting falan yapacak, öyle bir beklentim var. User Spots'u severek izliyoruz. Tebrikler, başarılarının devamını diliyorum. Heyecanım için kusura bakmayın, gerçekten güzel bir ortam var. Kibarca sürçülisan edersek affola diyeyim. Delikanlıca böyle saçmalayabiliriz aralarda. Onun için de tekrar kusura bakmayın, şimdiden özür dilerim. Ben burada... atlatamıyorum ama. Okey. Burada konseptleri konuşuyoruz. User experience, kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi konuşuyoruz. Burada bazı araçlar var, araçlar kullanabiliriz. Bunlarla ilgili biraz konuşacağım. Biraz dünyada neler yapılıyor, bunları anlatıyor olacağım. Bunun öncesinde tabii IBM, Genesis, Deloitte, bunları muhtemelen duymuşsunuzdur. Vitel'i duymuş muydunuz daha önce veya duyan var mı, böyle bir el kaldırsak? Vitel'i duyan var mı? Ya bu kadarını da beklemiyordum. En azından birkaç kişi şöyle promosyon olarak. Peki, biz distribütör firmayız. 40 kişilik bir ekibiz. Teknoloji sektöründe 23. yılımız. Herhalde bu yaşlarda çok teknoloji firması bilmiyorum sektörde var mı? Çünkü sektör hızlı gelişiyor ve siz ona yetişemediğiniz zaman eziliyorsunuz. Ama Vitel bunu üzerine ekleye devam ettiriyor. Katma değerli distribütörüz. İş ortaklarımızla başarı hikayeleri yazmayı çok seviyoruz. Biraz arka taraftayız. Ön tarafta genelde iş ortaklarımız oluyor. Biraz sonra onları görüyor olacaksınız. İstanbul ve Ankara'da ofislerimiz var. Ve kendimizi tekrar etmeyi sevmiyoruz. Projelerimiz, neler yaptık biz bugüne kadar? Katar 2022 Dünya Kupası'na hazırlanıyor. Ve Dünya Kupası'na hazırlanırken de akıllı şehir konseptiyle gerçekten mükemmel bir şehir kuruyorlar. Çöl ortamında, çok yüksek sıcaklıklarda çok ciddi yatırımlar yapıyorlar ve oradaki ekstra fiziksel ortamların dayanabileceği altyapılar kurmanız gerekiyor. Biz burada Vitel olarak onların hem MOBESE yapılarında hem şehirler arasında, şehir içerisinde telekomünikasyonu network seviyesinde sağlık yapabilmeleri için çözümler sağladık. Burada Proline'la, iş ortaklığıyla gerçekten güzel bir proje oldu. Boğaz Köprüleri'nin arka tarafında yine Vitel'in imzası var. Burada bizim network cihazlarımız ekstra sıcağa, ekstra soğuğa, titreşime, neme, köprülerdeki dayanıklı cihazlarımız buradaki görselliği sağlarken altyapıyı, altını dolduran çözümler ve burada tabii Vitel'in know-how'ı, bilgi birikimi buralara aktarılıyor. Train to Ground projesi şu anda Taksim Kabataş Feniküler hattında var ve diğer metrolara da teknoloji aktarılıyor. Türkiye'deki ilk projeydi. Trendeki dataların, video görüntülerinin biliyorsunuz hareketli bir ortam. Yere aktarılması gerekiyor. Burada access point'lerle yine tüneldeki titreşimli, tozlu, yani bizim data center'daki böyle tatlı, işte şu kadar nem olacak, şu kadar sıcaklık olacak, bebek gibi baktığımız ortamlar değil, daha böyle zorlu ortamlar. Buralarda access point'ler üzerinden tren giderken o datanın kesintisiz bir şekilde access point'lere aktarılması ve merkeze oradaki görüntünün, oradaki datanın aktarılması için gerekli çalışmalar ve proje yapıldı. Burada arkadaşlarımız sabahlara kadar metro çalışmadığı zaman sabahlara kadar çalışmalarını sürdürdüler. Yine toplu ulaşım araçlarında Wi-Fi hizmeti ve oradaki verilerin veya kamera görüntülerinin merkeze iletilmesi. İşte İstanbul'da İETT var. Farklı şehirlerde yine projelerimiz var. Bu resim tabii biraz şey gibi olmuş. Vatandaşlaşmamızın metrobüs reklamı gibi olmuş ama şu anda
otobüslerde, 1000 kadar otobüste internet hizmeti veriliyor ve buradaki data merkeze aktarılıyor. Ve burada bahsedebildiğimiz, bahsedemediğimiz askeri, tünel, mobese tarzında birçok projede Vitel'in imzası var. Şimdi tabii diyebilirsiniz, arkadaş biz müteahhit değiliz, inşaat mühendisi değiliz. O zaman sen bize ne anlatıyorsun? Bunların yanında biz burada da varız. Turkcell Video Konferans, Bulut Video Konferans. Bunun alt tarafındaki yapı, teknoloji yine bizim distribütör olduğumuz video çözümü. Turkcell burada kendi arayüzlerini, kendi uygulamalarını hem desktop tarafında hem mobil tarafında geliştirip alt tarafta bizim uygulamamızı kullanarak şu anda 900'den fazla müşteriye video konferans hizmeti sunuyor. Bunlar da yine video konferans tarafında bizim onlarca değerli müşterimiz. Genel olarak böyle. Şimdi bir de asıl bizim konumuz olan internet bankacı da olabilir, internet servislerinin kullanımı olabilir. Onlarla ilgili birkaç tane veri paylaşmaya çalışacağım. Bu Avrupa'daki 28 ülkenin 2007'den beri internet bankacılığındaki kullanım oranlarını gösteren bir grafik. Beklediğimiz şekilde giderek artıyor. Bu da ülkeler bazında internet bankacılığının kullanım oranlarını gösteriyor. Türkiye, bu data 2014, Türkiye biraz sonlarda, bilmiyorum güncel bir data elimde yok açıkçası, şu anda nerelerde, biraz tabii sonlara kalmış durumda. Tabii ilginç, Facebook, Twitter'da dünyada ilk üçte böyle hareketimiz olurken internet bankacılığında buralarda olmamız da ilginç bir tablo. Bundan daha ilginci olan aslında kullanıcı deneyimi tecrübesi. Yine Capgemini'nin bir datası, internet kullanımı veya internet bankacılığı kullanımı giderek artarken bununla ilgili müşteri deneyimi veya müşteri tatmin seviyesi giderek düşüyor gibi bir görüntü var karşımızda. İşin güzel tarafı bu Türkiye için böyle değil. Türkiye için daha olumlu bir tablo var. Gördüğünüz gibi kırmızılar bu deneyimin düştüğü, deneyim trendinin düştüğü yerler. Türkiye burada yeşil olarak görünüyor. Demek ki bizim buradaki yatırımlarımız, buradaki çalışmalarımız, buradaki emeklerimiz artı olarak geri dönüyor. Tabii bunun sonucu olarak da müşterinin oradaki deneyimden tatmin olmaması demek, aslında müşteri sadakatinin giderek azalıyor olması demek. Müşterinin bizden kaçması için daha çok sebep olduğu anlamına geliyor günün sonunda. İnternet bankacılığı şu bir gerçek, bizi maliyet anlamında veya bütün internet servislerimiz, burada biraz finans ağırlıklı gitti sunum, elimde bunun için datalar vardı. Ama internet üzerinden yaptığımız çalışmalar, web servislerimiz, evet bize maliyet olarak ciddi avantajları var ama müşteriyle ilişki anlamında da takdir edersiniz, eski şubedeki sıcaklığı yakalayamıyoruz. Burada bir müşteriyle aramızda mesafe var, onun için kullanıcı deneyim çalışmaları yapıyoruz. Ben şöyle ya kendimden düşünüyorum, mesela küçük işte ortaokul yaşları, evin faturalarını ödeme görevi bizim üzerimizde. Evden çıkıyoruz, su faturası ödeyeceksin. Kamu kurumuna gidiyorsun, faturayı ödeyeceğin yerde ödüyorsun, para veriyorsun, üzerine bir de dayak yemediğin kalıyor. Böyle senaryolar var. Ama bir bankaya gittiğin zaman oradaki ortam, abiler, ablalar, işte gidiyorsun. Oradan faturayı ödüyorsun, ışıklı, güzel bir ortam, daha sevecen geliyor. Bankanın adı da zaten şu anda olmadığı için söyleyebiliriz herhalde. Pamuk Bank, giriyorsun, şeker gibi bir ortam. Senin için hoş geliyor, sıcak geliyor. Veya bunun bir benzeri, işte bank harçlıklarını toplamışsın, bayram geçmiş, harçlıklarını toplamışsın. Onları işte, o zamanlar meşhurdu, bizim bu devre bilir, işte bir sürü döviz şubesi, gidiyorsun orada mantar gibi her yerde. Topladığın harçlıkları bankaya götürüyorsun, orada işte 50 dolar, 100 dolar yaptırıyorsun. Oradaki müşteri temsilcisi bir makas alıyor, ondan sonra bir hafta sonra bozdurmaya gidiyorsun zararına. Gibi böyle, orada bir sıcaklık var yani, insani ilişkiler var. Ama biz internet ortamında bu sıcaklığı tabii yakalamakta zorlanıyoruz.
Vitel olarak biz burada ne sunuyoruz size? Ne sağlıyoruz? Konuştuğumuz bu konseptler çerçevesinde video ve Unblu bizim buradaki çözümlerimiz. Video, web üzerinden veya uygulamalar üzerinden video konferans, video görüşmesi yapabileceğimiz bir ortam sunuyor bize. İsmi tanıdık böyle veya aşina gelebilir video, ya okunduğu gibi yazılıyor, ne alaka? Ben Vitel'e ilk girdiğimde açıkçası bunu rebrand edildiğini düşündüm. Hikaye şu, geliştiren 3 mühendisten bir tanesi Türk. İsim ne olsun, isim ne olsun diye böyle tartışırken, ya bu her dilde video diye okunuyor, hadi video olsun, tamam video olsun. Şu anda gerçekten globalde adı video olarak geçiyor. Bu arada ürün Amerika menşeli. Burada gördüğünüz gibi dünyada 1000'den fazla müşterisi var. Türkiye'de on-prem ve buluttan kullanan 1000 kadar müşteri var, videoyu kullanan. Özelliği şu, işi sadece video görüşmelerindeki performansı arttırmak için çözümler ve bu tarafı adresliyor. 100'den fazla patenti var. Bazı noktalarda slide'ı kaydırabilirim, yani sunumu sektirebilirim. Mesela şöyle bir konu var, WebRTC'yi duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Browser üzerinden video konferans yapabilme özelliği. WebRTC VP8 vardı, şimdi VP9 geldi. Burada video Google'la beraber WebRTC VP9'ı geliştirdi. Ve şu anda browser üzerinden direkt video konferans yapabilirsiniz. Normalde biliyorsunuz işte Skype indiriyoruz, çeşitli uygulamaları indiriyoruz video görüşmeleri için. İşte Facebook Messenger kullanıyoruz. Hiç bunlara gerek kalmadan siz eğer video altyapısı veya video kullanıyorsanız sadece karşıdaki kişiye link gönderip o link üzerinden browser'dan video konferans başlatabilirsiniz. Bunları neden anlatıyorum? Bunları şunun için anlatıyorum. Biraz sonra detaylarına gireceğim. Bu teknoloji sayesinde biz kullanıcılarla video chat yapabiliyor duruma geliyoruz. Yani sizin uygulamanıza, internet sitesine, internet bankacılık sitenize, e-ticaret sitenize video sayesinde, videonun altyapısı sayesinde kendi ekranlarınızı tasarlayarak müşterilerle video chat yapabilir durumda oluyorsunuz. Marketplace'iniz var. Orada satıcıyla müşteriyi video chat'le konuşturabiliyor oluyorsunuz. Mesela marketplace'ten sağlayıcılarından burada arkadaşlar vardır. Şeyi düşünelim. Böyle bir video chat özelliği koydunuz ve bazı satıcılara premium hizmetlerle, yani premium bir abonelikle bunu satabildiğinizi düşünün. Ve orada adam belki gerçekten pazarcı tezgahı gibi malları açıp ortaya video chat üzerinden açık arttırma yapabilir, görüşebilir, konuşabilir. Müşteriyle satıcı arasındaki güven ortamı artabilir. Bununla ilgili birçok senaryo takip eden slaytlarda anlatıyor oluruz. Bu videonun bir gelişim takvimi diyelim. Çıktıktan sonra işte Google, bu arada Hangouts'un alt tarafında da video, videonun teknolojileri var. Videonun geliştirdiği video teknolojileri var, öyle diyelim. Bu tarafa doğru gelirken işte 2013'te Turkcell'le bizim iş ortaklığımız oldu. Turkcell video konferans hizmetini videoyu alt tarafta kullanarak yapıyor. Şurada gördüğünüz VP9 çıktı. Dediğimiz gibi browser üzerinden direkt video konferans yapabilirsiniz. Dışarıda standımız vardı, gelen görmüştür veya sunum sonrası gelip inceleyebilirsiniz. Direkt browser üzerinden video görüşmesi, video konferans yapabiliyorsunuz. Evet, burayı kısaca bahsettim. Türkiye'de ve dünyadaki durumu videonun. Teknolojisine geldiğimiz zaman video web üzerinden gelen görüntü talepleri olsun, Cisco, Polycom gibi legacy dediğimiz ortamlardan gelen video konferans talepleri olsun, Mac olsun, uygulamalar olsun, bunların hepsinden, bütün bu hibrit ortamlardan any to any video konferans yapabileceğimiz bir altyapı bize sağlıyor. Alt tarafa VideoWorks oturuyor. Onun üzerine siz API'larınızı hazırlıyorsunuz ve uç tarafta bunlar kiosk olabilir yine. Uygulamalarınız olabilir, app'leriniz olabilir. Bunların hepsinden video konferans yaptırma kapasiteniz var. Yine benzer konu, aynı konu.
Bu da iş ortaklarımız. Şu anda yine sponsorlarımızdan Genesis'le direkt entegre oluyoruz. Ve çağrı merkezinde video konferans, çağrı merkezindeki agent'la video konferans yapabiliyor oluyorsunuz. Google'la yaptığımız çalışma zaten çok özel. Yani bugünün teknolojisi artık Google'la beraber yaptığımız çalışmalar. Bu da dünyadaki birkaç tane örnek. Videonun yaptığı birkaç tane örnek. Bank of America, face to face banking yapıyorlar şu anda. Browser'dan, yine uygulamasından, hatta ATM'sinden, ATM'lerle entegrasyonla bütün bu kanallarından face to face banking yapabiliyorlar. Ha bunu herkesle mi yapacağız? Herkesle yapmayacağız ama yine Mustafa Bey'in dediği gibi adamın cebinde 1 milyon dolar varsa onunla face to face banking yapabiliriz veya orada segmentasyonlar yapılabilir. Bloomberg kullanıyor. 73 ülke bütün kendi ağında kendi uygulamasını yazdı. Alt tarafta video, videonun apileri. Kendi ekranlarından kullanıcıları, müşterileri, ofisleri video konferans görüşmelerini yapıyor oluyorlar. Yine Barclays videoyla face to face banking çalışmalarına başladılar ve bu hizmetleri veriyorlar. Tabii bu da gitgide kullanıcı deneyimini iyileştiren aksiyonlar. NCR finans tarafında NCR'la iş ortaklığımız var. Direkt ATM'ler üzerinde face to face görüşmeler yine video sayesinde sağlanabiliyor. Türkiye'de ne durum? Türkiye'de zaten müşteri sayılarını söyledim size. Bunun yanında işte Turkcell gibi videonun altyapısını alıp kendi uygulamalarını onun üzerine giydirip müşterilerin sunan kurumlar var. Kendi kurum içi uygulamasında video konferansı işte bir buton koyup video konferans başlat tıkladınız. İlgili kişileri seçtiniz. Onlarla video konferans görüşmeleri başlatabiliyorsunuz. Kendi uygulamanızı üzerine giydirebiliyorsunuz. Ha, bu olmadan da sadece videonun kendi uygulamasıyla da video konferans ortamı sağlayabiliyorsunuz. Burada bir şey paylaşmak istiyorum. Yani nereye gidiyor? Bu iş nereye gidiyor? Biz takip eden günlerde, yani devamlı bir değişim içerisindeyiz. Takip eden günlerde yine butonlara basarak mı hayatımızı devam ettireceğiz? Kullanıcılar bunu mu istiyor, bunu mu seviyor? Şöyle bir deneyimim var benim, paylaşmak istiyorum. Benim bir eniştem var. Enişte desem beni döver, abi dememi istiyor, abim. Normalde hani hikayeler vardı ya, işte Einstein'ın, Newton'un okuldan kaçıp da işte veya öğretmenini dövüp de ya bu çocuğun kafası çalışmıyor deyip böyle okuldan kovduğu hikayeleri vardı. Ne kadar gerçek bilmiyoruz ama gerçekten ilkokulda o sıraya oturamamış, o sıradan kaçıp gitmiş, kendi parasını kazanmış. Daha ortaokul yaşlarında 70'li yıllardan bahsediyoruz. Cebine koyduğu paralarla ya bunda ne yapsam hadi eve beyaz eşya alayım diye böyle ya çılgın bir adam, deli bir adam. 90'lı yıllar evinde normalde ilkokulu bitirememiş bir profil. Ama evinde bilim teknik dergileri, savunma sanayi ile ilgili böyle dergiler gittiğiniz zaman sorsanız hangi ülkenin ne kadar uçağı var, ne kadar tankı var, nasıl bir yapısı var, bunlarla alakalı yüz ölçümü ne kadar size bir sürü bilgi aktarabilir. Böyle bir profil. Ha, böyle bir profil bugün bilgisayar kullanamıyor, kullanmıyor. O klavyeyle uğraşmak, mouse'la uğraşmak, işte Windows'un 3-5 dakikada açılması daral geliyor adama, hiç gündemine girmiyor. Yalnız şunu deneyimledim, şunu yapıyor bugünlerde. Artık sesli arama özelliği zaten standart oldu. Çocuğu dizi izlerken hop bilgisayarı çöküyor, alıyor önüne veya tableti alıyor, YouTube'a tıklıyor, sesli aramaya tıklıyor, Rocketsan diyor, Havelsan diyor, videolar geliyor önüne, tıklıyor. Böyle yatmadan bir 5 dakika, 10 dakika onları izliyor kendi terapisi gibi ve mutlu oluyor. Yani bu şundan paylaşmak istedim ben bunu. Normal bilgisayar kullanımından daha öte gelecek günlerde video nasıl diyelim? Videoyla interaktif görüşmeler, sesli interaktif görüşmeler bunlar daha da böyle sıcak olacak ve gündemimize girecek konular. Zaten
Avrupa, Amerika'da bunun örnekleri çıkmaya başladı. Türkiye'de de, Türkiye'deki durumu konuşuyorduk. Türkiye'de de çeşitli finans kuruluşları bunlarla ilgili çalışmalara başladı. Yine bazı e-ticaret sitelerinde bunları konuşuyoruz. Yani içeride özelleşmiş kişiler, mesela işte hepsi burada, bilmiyorum söylemekte şey olur mu? Bunun gibi bir ortam. İşte moda ile alakalı bir giyim satışı yapmayı planlıyorsunuz. Orada bir tane stilist çıkartıp karşınıza, müşterinin karşısına stilist çıkartıp orada kombinlerin oluşturulması. Veya yine aklıma gelen bir konu, şu anda chat, video chat olmasa da chat noktası muhtemelen çok kullanılıyordur. Burada bir tane müşteri, ya ben bu ürünün daha kalitelisini arıyorum dediği zaman müşterinin karşısına ne çıkartıyoruz? Bir link mi gönderiyoruz? Ha, senin istediğin linkin burada, bunu mu gönderiyoruz? Bu mu olmalı? Burada da Umblu devreye giriyor. Umblu da İsviçre menşeli bir yazılım. Co-browsing ürünü. Müşterinin ekranına bağlanıp müşteriyle beraber o session'ı yönetmenizi sağlayan bir çözüm. İsviçre'deki bankaların %80'i şu anda Umblu'yu kullanıyor. Diğerleri de test aşamasında. Güvenli bir şekilde sizin çağrı merkezindeki temsilcinizle müşterinin ekranlarını birbirlerinin görmesini sağlıyorlar. Nasıl senaryolar var? İşte kullanıcı bir ekranda takıldı diyelim. Bir payment yapacak, bir ödeme yapacak. Orada takıldı. Destek isteyip destek butonuna basıp orada kullanıcıyla eş zamanlı ortak session yapabilir. İki mouse, yani hem agent'ın mouse'u hem müşterinin mouse'u birlikte takip edilebilir. Yine bir satış yapıyorsunuz. Demin söylediğim gibi, yani bir chat var bizim ortamımızda. Müşteri onun bir kalitelisini istedi, bir ucuzunu istedi. O zaman link mi gönderiyorsunuz? Böyle mi olmalı? Veya ekranına bağlanıp, ya size şu alternatifleri sunabiliriz. Elimizde bunlar var. Veya işte kombin oluştururken böyle çeşitli use case'ler Umblu'yla sağlanıyor olabilir. Satış yapmak istiyorsunuz. Mortgage satışı olabilir. Herhangi bir ürün olabilir, ev satışı olabilir, araba satışı olabilir. Yine internet üzerinden bunların satışında kullanıcının ekranına bağlanarak oradaki mortgage kredilerin hesaplanması anlamında, alternatiflerin gösterilmesi anlamında destek olunabilir. Genel olarak böyle. Biz Vitel olarak burada konuştuğumuz konseptler çerçevesinde bunu nasıl yaparız dediğinizde video chat veya co-browsing anlamında size bu teknolojileri sağlıyoruz. Biraz herhalde uzattık. Anlaştığınız için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Sağ olun.